Maşet hoş geldiniz. 27 Mayıs 2022 Cuma haftanın son manşetinde birlikteyiz. 27 Mayıs 1960 darbesinin cuntasının yıl dönümü çeşitli etkinliklerle anılıyor, hatırlanıyor, hatırlatılıyor. Fakat Türkiye'de artık geçmiş darbe dönemlerine atıfta bulunmanın, geçmiş zulüm, geçmiş e, bir takım askeri mahkemeler, e, siyasi tutsaklar, idam edilenler, hayatını kaybedenler bu döneme veya bu dönemlere atıf yapmanın çok fazla bir manası yok. Çünkü en şiddetli darbe dönemi yaşanıyor şu anda Türkiye'de. Karga kafası son olan biteni bu karikatürle resmetmiş. Zulmün artsın ki zeval bulasın. Yaşar Kemal'in romanlarında geçen bir ifadedir. Oradan alıntı yapmış. Gerçekten e, Cumhuriyet tarihi belki de son Osmanlı dönemi dahil en ağır, en e, kesif, en yoğun e, yasaklar döneminden geçiliyor. Bu elbette bir takım e, konser yasakları ya da bir takım etkinlik yasakları veya iptaller, yayın yasakları falan gibi konularla kendini gösteriyor ama görünen o ki son bir senede olay çok daha şiddetlenecek yasaklar boyutuyla, susturma, susturulma boyutuyla seçime doğru yürünürken ve şurada 18 Haziran'da 18 Haziran 2023'te normal tarihinde seçim yapılırsa Türkiye seçime gidecek. Tam bir sene var. İşte bu bir sene içerisinde olacakları olabilecekleri kestirmek güç bir takım provokatif olaylar, bir takım kaotik gelişmeler, hatta suikastler, içeride ve dışarıda bir takım karışıklık veya savaş denemeleri oldu mu, oluyor mu, olacak mı ya da bu konuda bir plan var mı? İşte bütün bunların hepsinin işaretleri var bugün bu yayında. Tabii elbette yasaklar demişken akla en popüler olanı konser yasaklarıyla başlıyor. Melek Mosso ki ben de adını ilk defa duydum bu vesileyle popüler şarkılar söyleyen bir genç şarkıcı Isparta'daki Gül Festivali'nde sahneye çıkacakmış ve Milli Gençlik Vakfı, Vakfı ve Anadolu Gençlik Derneği tarafından şikayet edilince listeden çıkarılmış. Ve bu vakıflar veya dernekler eski ya yani milli görüş kökenli vakıf ve dernekler Refah Partisi'nin gençlik örgütlenmeleriydi. Şimdi AKP'nin zannediyorum gençlik örgütlenmeleri. Saadet Partisi'nin de olabilir bilmiyorum. Yakinen takip etmiyorum açıkçası. Fakat e, bazı şeyleri hatırlatmaları veya bazı şeyleri hatırlamaları açısından enteresan. E, halkımızın vergileriyle düzenlenen böyle bir diyor etkinlik. Halkın vergileri hatırlanmış. Gençlerimizin ahlaki erozyonuna sebep oluyor. Yok efendim e, ahlaksızlığı özendiriyor. Gençlere kötü örnek oluyor. Ahlaksızlık özendirmek, gençlere kötü örnek, halkın vergileri falan dediğinizde ne Melek Mosso, ne de Türkiye'deki herhangi bir sanatçı, ne ilk 500'e girer, ne ilk 5000'e girer, ne de ilk 50.000'e 50 girer. Bakılması gereken yer farklıdır ama iş buradan koptu gidiyor. Mesele ahlak ahlaksızlık veya mesele bir Kürt şarkıcı veya Kürtçe şarkılar söyleyen Aynur Doğan meselesi de değil. Bu mesela Isparta'daki Gül Festivali, Melek Mosso listedeymiş ve... Atılınca konser afişlerinden çıkarılınca bu iki e, şarkıcı kalmış Derya Ulu ve Funda Arar. Derya Ulu ve Funda Arar da bu işe hayır deseydi, Melek Mostron olmadığı yerde biz de yokuz, biz bunu içimize sindiremeyiz falan deselerdi, İş başka bir yere gider giderdi ama diyemediler. E, Funda Arar adına bir yalan açıklama e, sosyal ağlarda dolaşıldı dolaştı. Daha sonra Funda Arar'ın menajeri de hayır hayır biz gidiyoruz falan diye yalandamış onu. Çünkü orayı protesto ederse bir daha iş alamaz. Böyle bir durum yani. Maalesef. Mesele dedim ya Kürt, Türk mesele Kürtçe, mesele ahlak, ahlaksızlık, genel ahlak değil. İşte Ara, Mal, Ara Malikyan 11 Haziran'daki Kültür Turizm Bakanlığı konseri bir keman virtüözü o da yasaklanmış. Bu etkinlikte. de o yasaklanmış. Yani burada e, nereye gidiyoruz? İşte efendim şer'i idareye mi gidiyoruz? İslami idareye mi gidiyoruz falan? Hayır bunların hiçbirisiyle alakası yok. Burada çok ciddi, kapalı, otoriter, baskıcı, e, muhalif bir ses duymak istemeyen ve e, herhangi bir böyle Muhaliflerin veya muhalif görümlülerin veya ortak ses verecek insanların konser vesilesiyle bile olsa bir araya gele, gelebilecekleri ihtimali engelleme hamlesi bu. Yani e, konserde bile olsa bu insanlar bir araya gelmesinler. Orada heyecanlanmasınlar. Orada slogan atabilirler. Şarkıcı, sahnedeki şarkıcı da bunlara destek verebilir. Bunlar eve döndüklerinde daha güçlü olarak eve dö dönebilirler. Oradan bir protesto hareketi çıkabilir. Orada... E, işte zihinlerine, fikirlerine başka bir şey karışabilir. Bu Funda Arar konserinde olmaz. Yani Funda Arar'ın kitlesinde böyle bir slogan atılmaz. Öyle bir slogan atılsa bile sahnedeki şarkıcı bunlara destek vermez. Başının belaya gireceği endişesiyle. Ondan dolayı Funda Arar orada konser verebilir. Ama Melek Mosso gibi İstanbul Sözleşmesi'ne sahip çıkan, destek veren bir şarkıcı söz konusuysa bakıyorlar siciline. Orada diyorlar ki bir dakika buraya gelen kalabalık, kitle falan buradan bir protesto hareketi e, büyüyebilir. Ve insanlar evlerine döndüklerinde başka bir insan olarak dönebilirler. Cesaret bulaşıcıdır. Ama Ali Özinyan daha başka bir konuya dikkat çekmiş. Konser iptalleri vesaire falan hareketle iki sivil, iki Kürt çocuk öldürüldü sınır ötesinde diyor. Savaş başlıyor. Yani Zapta çok ciddi çatışmalar var. Sınır ötesi harekatta ne olduğunu bilmiyoruz. Devlet bir şey söylerse insanların haberi oluyor. MGK'da bir takım kararlar çıkıyor. Bunlara dikkat çekmiş. Ama biz yasaklarla devam edelim. Birazdan oraya geleceğiz. Gazetelerde küçücük haber. Dezenformasyona 3 yıl hapis geliyor. Peki dezenformasyon ne? Halk arasında korku ve panik yaratmak sahikiyle kamu barışını bozma gibi gerekçelerle. Bu kadar muğlak ifadelerle halkı yanıltıcı bilgi yayına halkı yayın halkı yanıltıcı bilgi yayınlamak yani halkı yanıltıcı bilgiye kim nasıl karar veriyor? Yani bir yanıltıcı bilgi varsa o gene o bilgiyi yayan veya o bilgi etrafında oluşan fikirle halledilecek bir şeydir. Yani medya bunun için vardır. Birisi bir fikir ileri sürer, öbürü de onun karşısına başka fikirle çıkar veya birisi bir haberle ortaya çıkar, bir iddiayla ortaya çıkar. Ve bu iddia ortaya atılır. Daha sonra da buna bakılır. Yani bunun argümanları bellidir. Buna bir mahkeme karar vermez. Buna bir otoritede karar vermez. Ama kime ne anlatıyorsun? Gazeteciler Sendikası Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür ve otosansür mekanizmalarından biri hazırlanıyor demiş. Gazeteciler Cemiyeti de aynı şekilde bugüne kadarki en ağır sansür ve ceza teklifi demiş. Kesinlikle katılıyorum. Konuşulsun, ifade edilsin. Bir tez, antitez bir karşı fikir geliştirirsin istenmiyor. Şu aşamada yapılan şey susturmaya çalışmak. Yani konuşmasınlar. Yani YouTube yayınları olmasın, Twitter'da konuşmasın insanlar ki zaten biraz tenhalaştı. YouTube'da da insanlar artık eskisi gibi özgür konuşamıyorlar. Twitter'da biraz tenhalaştı. Başka, başka mecralar da aynı şekilde. Ve öncelikle bunu sağlayacaklar. Baktılar ki ön alamıyorlar. Ondan sonra belki kapatma, engelleme yoluna girebilirler. Özellikle YouTube ve benzeri mecralar için mesela e, otorite ilk 6 ay boyunca diyelim ki Türkiye söz konusuysa Türkiye'den oraya reklam verilmesini yasaklayacak. E, bu da Türkiye'den yayın yapan veya Türkiye'ye yönelik yayın yapan YouTube yayıncılarının reklam gelirlerinden olmasına yol açacak. Bu da tabii bir şey ne derler e, yıpratma, yıldırma çabası bir yönüyle. Şimdi e, Kemal Kılıçdaroğlu 24 Mayıs'ta Twitter'a bir video koymuştu. Daha önce konuştuk girmeyeceğim ama burada iktidarın belli vakıflar aracılığıyla Amerika'ya para gönderdiğini ve bunun bir kaçış planı olduğunu falan anlatmıştı. Her neyse 5 dakikalık bir video koymuştu. O 5 dakikalık video Twitter'da 37-38 bin kere RT'lendi. 170 bin kere likelandı, beğenildi. Ve ben yayından evvel aldığım bu Caps'teki rakama göre 6.7 milyon kere de seyredildi. 6.7 milyon kere de seyredildi. Yani görmeyen kalmadı demektir bu 5 dakikalık videoyu. Türkiye söz konusuysa. Şimdi bu videoyu yayımlayan kanallara ceza kesme hazırlığı varmış RTÜK'te. KRT gibi, Tele1 gibi, Halk TV gibi. Bunu yorumlayan arkadaşlar da ana muhalefet liderinin konuşmasını yayınladılar. Bundan da ceza verilir mi? Böyle bir şey olabilir mi? Bu bir milat falan diyeni gördüm ben. Bu bir milat falan. Ana muhalefet liderinin konuşmasını vermek nasıl suç olsun falan diye tartışıyorlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Bundan 8 sene, 8,5 sene önce aynı ana muhalefet liderinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup konuşmasını yayınladı diye kanallara kapatma cezası verildi. Ama siz o konuşmayı yayınlayamadığınız için sizin içinde bulunduğunuz CNN Türk'ler, NTV'ler, Habertürk'ler, Hürriyet'ler şunlar bunlar veremediğiniz için sizin bu yasaktan haberiniz yoktu. Benim kanalım CHP liderinin, ana muhalefet liderinin grup toplantısı konuşmasını canlı yayınladığı için RTÜK tarafından cezalandırıldı. Evet. 2014 Şubat, Mart aylarıydı. Yanılmıyorsam. Fakat siz o günlerde ee, ne yapıyordunuz neyle meşguldünüz akşam nerede yemeğe gitsek mi ya da yesinler birbirlerini mi ya da ne bileyim e, bize dokunmayan yılan bin yaşasın falan kulübünde miydiniz bilmiyorum ama yaşadığınızı gazetecilik piyasası içerisinde olduğunuzu biliyorum onun için e, böyle bu bir milattır böyle bir şey olabilir mi ana muhalefet liderinin konuşması da işte yayınladığı için bu kanallara ceza kesilebilir mi falan gibi gevrek gevrek analizleriniz bir kulağımdan girip öbüründen bile çıkmıyor Neyse şimdi Yeni Şafak'ta FETÖ söyletti diyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu e, videosu veya videosundaki iddialarına ilişkin Aydınlık Gazetesi de aynı çizgiye girmiş yani Doğu Pirinçek'in Aydınlık Gazetesi FETÖ pro propagandasına sarıldı falan diye gidiyor. Ee, Tayyip Erdoğan e, devlet millet düşmanı ilan etti Kemal Kılıçdaroğlu'nu Yeni Şafak'ta bu manşette çıktı sabahın manşeti de Kılıçdaroğlu'nun yaptığı devlet düşmanlığı biçimindeydi. Yani fena halde bir düşmanlaştırma, fena, fena halde bir hedef gösterme ve fena halde bir şeytanlaştırma sürecine girildi. Bir tarafta yasaklar, bir tarafta da kendilerine uymayan veya canlarına sıkan her şeyi bu şekilde şeytanlaştırma veya terörize etme hali. O arada Kılıçdaroğlu enteresan iki tweet attı dün 26 Mayıs'ta ve dedi ki, Türkiye'deki Amerikan askeri tesisleri, NATO karşıtlığı, Batı karşıtlığı var ya... ...Türkiye'deki Amerikan askeri tesislerini kapamayı getirsinler miydi ise... ...kuvayi milliye ruhuyla de, destekleyeceğiz. Sonra da neoliberalizme neo karşıyız falan. Yani liberalizm tabii çok artık çirkin bir kelime oldu. Çok fazla insanlar e, telaffuz etmek istemiyorlar ama... E, ...liberalizm, neoliberalizm deyip de baktığınızda, açılımına baktığınızda... ...orada hürriyetler, serbest teşebbüs... E, ...ne bileyim kuvvetler ayrılığı falan gibi konular vardır. Yani liberalizm deyip tukaka diyorsunuz ama... ...yani bütün bunların hepsini... ...bir başlıkta toplayan... ...bir sistemdir yani liberalizm. Neyse geçtik onu. Ve bu... ...biraz da... E, ...özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek veren... ...veya Cumhuriyet Halk Partisi çevrelerinde... ...ama yönü batıya açık olan, batıya dönük olan, NATO'ya dönük olan kesimleri şaşırttı. Bir anlamda Kılıçdaroğlu eleştirdiği siyasetin seviyesine indi ve dış politikayı e, iç siyasete alet etmiş gibi oldu. E, askeri tesisleri, ABD askeri tesislerini kapamaya getirsinler meclise kuvayi milliye ruhuyla destekleyeceğiz. İşte bu biraz da sıkıntı. Yani hemen her kritik gelişmede iktidarın yanında hizalanma ve iktidara alternatif olmama ve onlar da NATO'ya karşı, onlar da Amerikan üslerine karşı. E, sen de karşısın. E, yok birbirinizden farko, farkınız oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir bir de eleştirdiğiniz politika seviyesine iniyorsunuz. Yani siz AKP mhp eleştiriyorsunuz ama o seviyeye iniyorsunuz cevap verirken. Çok çok enteresan bir durum. Neyse Kılıçdaroğlu Sadat meselesiyle devam edelim. Ersan Ergür Sadat'ın kurucusuymuş. Böyle bir tweet attı. Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz, etmeyeceğiz." deyince bunlar seçimle de gitmeyecekler. Hatta seçimde canlarını sıkan bir durum ortaya çıkarsa bunlar müdahale edecekler. Ortalığı yakıp yıkacaklar. Zaten Sadat'ın varoluş sebeplerinden biri de bu silahlanma ve artı herhangi bir e, olumsuzluk durumunda baktılar ki ibre negatife döndü. Seçim sandığı, seçim kampanyası veya seçim sürecinde sahaya inecekler. Biçiminde bir Sadat'ın kuruluş amacı var. Ve yürüyüş amacı var bir biçimde. Neyse bu da Sadat kurucusu olarak böyle bir tweet atınca bak işte gördün mü bunlar seçimde istemedikleri sonuç çıkarsa darbe yapacaklar. Gibi bir algıya yol açtı. Sonra da silmiş bu tweeti. Ersan Ergür kişisi. Diyor ki işte vatanı Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz tweetini siliyor. Yeni bir tweet atıyor. Orada da diyor ki Yüce Türk milleti Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapanlara sandıkta oy vermeyerek cennet vatanımızı teslim etmeyecektir. Yok yok diyor. Yani biz seçimin altını çiziyor falan ama iş işten geçti. Bir kere o şey atıldı. Bu kişi Assam'da da pozisyonu olan bir kişi ki zaten geçtiğimiz Nisan ayında Askon iftarında da işte böyle bir poz vermiş ve bunu da Twitter'da paylaşmış. Askon'da ee, ne bileyim Anadolu şey kaplanları mı işte bir iş adamı oluşumu. E, onlar da Van'da CHP'li belediye başkanlarını işte Menderesli, işte ne bileyim Özallı, Erdoğanlı pankartlarla karşıladılar. Yani hep beraber sahadalar esasen. Neyse Kılıçdaroğlu demişken işte Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği bunlar paraları belli vakıflar üzerinden Amerika'ya kaçırıyorlar. Orada işte ee, ne bileyim bir takım belgeler yayınladı vesaire. O vakıflardan biri de Türken ve resimde gördüğünüz kuleyi dikti New York Manhattan'a ki metrekaresi en değerli dünya üzerindeki topraklar orası. Manhattan Adası. Her neyse Ömer Murat çok güzel bir tweet atmış. Diyor ki e bir yandan kontrollerindeki medya organlarında batı yıkılıyor diye sabah akşam analizler yapıyorlar. Diğer yandan kendi çocuklarının rahat okuması için milyonlarca harcayarak New York'un göbeğinde lüks öğrenci yurdu yaptırıyorlar. Böyledirler. Esasen batıyı çok iyi biliyorlar. Amerika'yı, İngiltere'yi ee, ne bileyim Almanya'yı, Fransa'yı, buradaki okulları, buradaki kaliteyi çok iyi biliyorlar ve zaten kendilerinin yönü doğru ve çocuklarını, ailelerini filan da buraya yönlendiriyorlar. Yani Rusya'da okumayı okutmayı, Japonya'da okumayı okutmayı, Malezya'da okumayı okutmayı, ne bileyim artık aklınıza doğu namına ne geliyorsa, İran'da okumayı okutmayı falan düşünmüyorlar. Suudi Arabistan hakeza öyle, yönleri batı. Fakat çıktıkları kitleye veya kendi yani kendilerini destekleyen kitleye de böyle bir masal anlatıyorlar. Yani batı düşmanlığı masalı anlatıyorlar. Böyle bir kafa. Orada Kılıçdaroğlu konusundan çıkmadan bu içerisi kaynıyor meselesiyle devam edelim. Şamil Tayyar işte Kılıçdaroğlu'na bindirdiği bu tweette Kılıçdaroğlu yine kaçacak olursa aşağıdaki fotoğrafı hatırlasın diyor. Kafaya bakar mısınız? AKP'de Milletvekilliği yapmış, gazetecilik yapmış Şamil Tayyar. Kılıçdaroğlu yine kaçacak olursa aşağıdaki fotoğrafı hatırlasın. Bu fotoğrafta 15 Temmuz'da yakalanan e, asker, sivil neyse işte e, çırılçıplak yapılıp arkalarından ters kelepçelenerek falan böyle ahırlara falan konmuştu. Evet. Ee, daha sonra da Şamil Tayyar aynı dakikalarda hızını alamamış. Mehmet Uçum'un şu tweetine bindirmiş ki Mehmet Uçum da sarayda başdanışman. İçerisi kaynıyor derken bunu kastediyorum. Ben solcu bir adamım. Atatürk benim kırmızı çizgimdir. Yeni anayasada layık ve Atatürk layıklık ve Atatürk üzerine kurulacak diyor. Güler misin ağlar mısın? Ben bunların hiçbirini kritik etmeyeceğim. Yani solcu adam olması, Atatürk'ün kırmızı çizgisi olması, yeni anayasada layıklık ve Atatürk üzerine kurulacak olması falan filan. Mehmet Uç'un mevcut başkanlık sisteminin mimarlarından biridir. Geçelim. Bunun üzerine yazan e, Şamil Tayyar, AKP'nin bir lideri var, karar organı MKYK'dır filan falan. Bu nasıl bir özgüven, nasıl bir şımarıklık demiş e, Mehmet Uçuma. Desteği de hemen e, şeyden gelmiş. Mehmet Metiner'den nereden gelmiş? O da eski milletvekili. Aynen katılıyorum kardeşim. Uçumun söylediklerinde üslubunu da kabul değer bulmuyorum. AKP bu değil. Reise ölümüne bağlı olanların anlayışı tarzı da bu değil filan falan. Reis bilsin ki rahatsızlık hat safhada diyor. İçerisi kaynıyor. Devam ediyoruz. Metinlerin bu desteğine Şamil Tayyar cevap vermiş. Ne yazık ki diyor son dönemde Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sananların sayısı artmaya başladı. Bir danışman öneride bulunur ama lider gibi racon kesemez. Baksa. İçerisi kaynıyor derken devam. Bir diğer Cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral da Şamil Baba ağzına yüreğine sağlık demiş. Bunların hepsi saraya yakın isimler. Tekrar tekrar isim, dönüp isimlerini saymayacağım. Birbirlerine girmiş durumdalar ve muazzam bir Mehmet Uçum üzerinden muazzam bir cepheleşme olmuş. Ee, i̇çerisi kaynıyor derken o genel olarak söyledikleri şey şu. Yani altını çizdikleri konu, birazdan ona da bakacağız. Yani Erdoğan olan bitenin farkında değil. Evet. Erdoğan olan bitenin farkında değil ve Erdoğan üzerinden iş tutuluyor. Bu arada resimdeki şahıs da Ömer Ay İyi Parti'nin Nevşehir İl Başkanı'ymış. İşte kadınlı kızlı neyse bir video paylaşmış dolanırken neyse bu biraz rahatsızlığa yol açmış da İyi Parti onun istifasını istemiş veya görevden almış her neyse Meral Akşener. Fakat Banu Güven e enteresan bir noktaya dikkat çekiyor. Diyor ki bu kişi diyor 1984'te CHP Nevşehir İl Başkanı Avukat Zeki Tekiner'le CHP üyesi Yavuz Yüksel Baba cinayetinin azmettir azmettiricisiydi. Almanya'ya kaçtı, iade edildi. İdam cezası 20 yıla indi, serbest kaldı filan falan. Meral Akşener diyor sonunda istifasını cinsiyetçi ifadelerin nedeniyle istemiş olabilir ama diyor de belli ki fırsatı değerlendirdi. Ömer Ay'ın bu siciliyle, bu geçmişiyle orada daha fazla durmasını istemedi. Ben de katılıyorum muhtemelen öyle. Fakat şimdi günümüze gelelim. Günümüzde durum farklı mı 1980 Türkiye'sinden? Belli açılardan 1980 Türkiye'sini aratır. Belli açılardan da daha beter veya işte efendim ehven neyse durumlarda. Biri de şu Süleyman'ı bir yerde görürsem döveceğim diyor Ümit Özda, Bülent Keneş de üzerine şunu yazmış. Başka, bir başkası böyle bir şey dese soylu denen güç budalası böyle süt dökmüş süslü kedicik gibi durur muydu filan deli deliyi görünce sopasına sakladığı gibi derin daha derini görünce suspus oluyor. Gerçekten Süleyman Süleyman'ı bir yerde görürsem döveceğim lafına iki gün geçti. Süleyman Soylu cevap vermedi. Enteresan bir olay. Başkası olsa yani bir genç bir RT yaptı diye. Sedef Kabaş'ın tweetini RT yapan genç sonra da 15 dakika sonra silen İyi Partili genci aldılar tutukladılar cezaevine attılar. Hemen saatler içinde. Ama böyle bir durumda seni bir yerde görürsem döveceğim zaten seni dövmeye geldim diyor şeye İçişleri Bakanlığı'na geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı'na yürümüştü hatırlıyorsanız fakat dönemin SS'i Gestapo şefi Süleyman Soylu'dan tık yok Evet. ama bu röportajda Ümit Özdağ enteresan bir iddiada bulundu Ümit Özdağ söz konusu olduğunda iddialarına bakılır ama dediğim gibi bir veridir bir kenara konulur fakat bu yüzde %100 doğruymuş gerçekmiş böyle bir şey olmuş gibi hareket edilmez. Burada Sadat'ın işte ismi Sadat'la simgeleşmiş Adnan Tanrı verdiğiyle bir uçuşta karşılaştığını anlatıyor. Ve 15 Temmuz'da askeri birliklerin önünün kamyonlarla falan kapatılması fikriyle ilgili işte aralarında konuşurlarken o fikir bizimdi ve diyor bu darbe sırasında ne yapılacak diyor. Ona biz daha önceden çalıştık diyor. Ve soruyor yani diyor siz böyle bir darbe geldiğinden haberdar mıydınız? Evet haberdardık diyor Adnan Tanrı verdi. Ve biz de diyor ona göre diyor çalıştık diyor ona göre önlem aldık. Şimdi esasen soru şu. Herkes biliyor. Peki bu neden anlatılmıyor? Yine mesela şey bazı şeyler anlattı. Şu aşamada paylaşmak istemiyorum demiş Ümit Özdağ. Niye paylaşmıyorsun? Bunu niye şimdi paylaşıyorsun? Yıllar yıllar sonra o kadar insan eza cefa gördükten sonra. Adnan Tanrı verdi darbenin geldiğini biliyormuş da buna karşı önlemler geliştirmiş ve o önlemleri de işte bir daha önce tatbikatını da yapmışlar bunun uyguluyor ve Tayyip Erdoğan cuma akşamı haberi eniştesinden alıyor öyle mi? Milleti hepten keriz yerine koyuyorlar ve ülkede gazetecilik bittiği için ülkede gazetecilik de bitti hafıza da bitti. ...maalesef işte her gün yaşanan şeylere... ...böyle bir şey olabilir mi ya? Hayret bir şey ya? Bu bir milat ya? Falan diye böyle... ...yayın yapanları görüyorum. Zıvanadan çıkıyorum yani. Yani artık yaşın da... ...kalibren de... ...tecrüben de... ...her şey ile müsait. Yani balık hafızalı değilsen... ...hafızan da müsait. Ortalama bir zeka seviyesindeysen o da yeterli. Yok yüksek bir IQ'ya ihtiyaç yok. Dil bilmene de gerek yok yani. O arada gene... Barış Pehlivan yazısında bahsetmiş Kılıçdaroğlu'na bir suikast ihbarı istihbaratı geldi ondan dolayı Sadat'a gitti diyor. Bu da iddia Barış Pehlivan'ın her yazısı da savunulacak doğru gibi kabul edilecek bir veri değildir. Ama CHP belli ki üst yönetiminden aldığı bir kulis veya duyum bir güvenlik, güvenlik bürokrasisinden üst düzey bir isim sağcıymış bu ama yurtsever bir sağcıymış yurtsever sağcı deyince şimdi bu Erdoğan rejiminde roller dağıtılmış biliyorsunuz. Yani işte bir tarafında milli görüş geleneğinden gelen AKP var. Bir tarafında işte Perinçek tarafı var. Bir tarafta böyle milliyetçiler Bahçeli ve işte etrafında hizalanmışlar. Ümit Özdağ muhalifimsi görüntüyle bir şey yapıyor öbürü bir iki. CHP'nin içinde de bir takım kanatlar var. İyi Parti'de de bir takım böyle fraksiyonlar. Ya yani her yeri de bir şeyleri var. Yani rejim böyle çok bileşenden oluşuyor. Haliyle sağcı diye bilinen yurtsever bir isim deyince hemen böyle bir gülümseme alıyor. Her yeri tutmuşlar bir şekilde. O sağcı diye bilinen yurtsever ismi de merak ettik doğrusu. Neyse. Bu kişi Kemal Kılıçdaroğlu'na bir bilgi aktarıyor ve kanun dışına, kanun dışına çıkacaklar sözü çıktı ağızdan diyor işte filan. Bu başta Kılıçdaroğlu olmak üzere siyasilere suikast, suikast girişimi olarak algılanmış da işte Barış Pehlivan'ın yazısına göre işte efendim Kılıçdaroğlu da kimseye haber vermeden atlamış Sadat'a gitmiş filan falan son dakikada herkesin haberi olmuş bilmem ne. İşte Ersan Ergür'ün tweetini dolaşıma sokan Eren Erdem'in biraz da kastettiği bu Sadat kurucusu biz Türkiye düşmanlarına sandığı sandıkta ülkeyi teslim etmeyiz, etmeyeceğiz deyince de darbe imasında bulundu diye ki Eren Erdem de CHP Genel Merkez'e yakın isimlerden biri böyle gündeme getirdi filan. O açıdan da ortalık biraz karıştı. Yani sadece baş danışmanlar nezdinde AKP içerisi değil genel olarak Ankara'da içerisi kaynıyor. Onun için yani KJ'yi biraz da öyle alın. Yani sadece saray, başlanışmanlar, Şamil Tayyar, Mehmet Uçum olarak değil. Genel olarak da Ankara bürokrasisi olarak da bakabilirsiniz. Suriye'nin kuzeyine operasyon mesajı MGK'dan yeni harekat vurgusu. Bunu milliyetten kestim getirdim. Sabah da biraz daha detaylı. İşte yeni operasyon planı demiş. Uçaklar, jetler falan. Ama şimdi o arkadaki uçaklara bakıyorsunuz. F16, F35 hayal oldu Türkiye için. F16'ların modernizasyonu parçası falan konusunda da yaptırımlar devam ediyor. Türkiye o konuda bir adım atabilmiş değil. Amerika kapı duvar ve şu anda artık uçaklar, F16 jetleri uçuş kabiliyetlerini yavaş yavaş kaybedecekler. Zaten pilot bulmakta da güçlük çekiyorlar, hepsini attıkları için. Ee, şey. E hem pilot yok hem de uçaklar gittikçe yedek parça falan ihtiyacı oldukça mesela belli parçaları belki birleştirecekler. Bir uçakta çalışan parçayı alacaklar başka bir uçağa takacaklar falan bir süre böyle idare edecekler neyse bilmiyorum. Ama bir süre sonra bunlar da artık iş göremez bir noktaya gelecek ve siz sınır ötesinde harekat da yapamayacak noktaya geleceksiniz deyip parantezi kapatayım. Yeni operasyon planı diyerek işte Suriye'nin içerisinde 30 kilometre derinliğe kadar bir güvenli alan oluşturma şeysi. Bin yıldır aynı şeyi söylüyorlar. Hiç gitmedi değişmedi. Bu hep böyle haritalar basılır. 130 kilometrelik bir şerit çekilir ve Türkiye burada güvenliği alacak falan. Terör yuvaları kaynağında kurutulacak. ABD'nin çekildiği bölgelerdeki YPG noktaları hedef alınacak. Türkiye'nin terörden arındırdığı bölgelerden sızmalar engellenecek. Hep bitti bitirdiler bitiriyorlar. Tekrar size bir şey söyleyeyim. Biz geldik gidiyoruz. Yani bu kafa bu şekilde giderse 10 sene sonra da 20 sene sonra da 30 sene sonra da aynı başlıkları aynı şekilde göreceksiniz. Nice genelkurmay başkanları, başbakanlar, hükümetler kuzey keşif harekatları, çekiç güçler, işgaller, üsler, harekatlar, gidenler, gelenler, onlarla yapılan röportajlar falan Gazetecilikte ilk yaptığım röportajlardan biri yazlığına çekilmişti o zaman. DYP'de aktif siyaseti de gelmem Yani genelkurmay başkanından emekli olmuştu ama DYP'de siyasete girmek üzereydi. Ee, Takşak Paşa. Evet, Doğan Güreş. Marmaris'teki yazlığında hemen Kenan Evren'le de birkaç e, arasında ev vardı. Aynı komşuydu. Kenan Evren de sağda o sırada. Gene o da yazlığındaydı. 96 yazında Marmaris'teki yazında yaptığım röportaj geliyor aklıma. 96 Ağustos ayı falandı. Aynı şeyleri söylüyordu. Yani yeni genelkurmay başkanlığından ayrılmıştı. İşte DHP'de bir DHP'de siyaset yapmak üzereydi veya DHP'de siyasete başlamıştı falan. Tam o aralar. Ee, aynı şeyleri anlatıyordu. İşte eşkıyaya şöyle çöktük. Terörü şöyle bitirdik kamplara şöyle girdik, mağaraları şöyle bombaladık falan. 1996 Ağustos. 26 sene geçmiş aynı hikaye. Dedim ya biz geldik gidiyoruz. Bu kafa, bu zihniyet bu şekilde devam ederse siz aynı hikayeleri 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra da dinlemeye devam edeceksiniz. Terör yuvaları kaynağında kurutulacak bla bla. Önce Sadat sonra kaçış planı Suat Özçelebi'nin yorumu enteresan. Erdoğan kendi kabuğuna çekiliyor diyor. Kendi kendine bir duvar ördü. İktidar seçmeni kriz ortamında sorgulama yaşıyor. Kararsızlarda yer alanlarda ciddi kafa karışıklığı yaratacak hamleler bunlar. Herkes büyük maddi sıkıntılar yaşarken bu tür iddialar daha kolay karşılık bulur demiş. Son derece önemli. Yön eylem araştırmadan Derya Kömürcü. 24 Haziran'da Erdoğan'a oy vermiş olan seçmenlerin yaklaşık %20'si... ...bugün asla oy vermem diyor. Diyor. Bunlar da önemli. İçerisi kaynıyor derken biraz da kastettiğim bu. Biraz evvel danışmanların kavgasında da onu gördük. Yani Erdoğan'a ulaşamıyorlar. Erdoğan bir e, e, klik tarafından kuşatılmış durumda. Ve işte kim ne tarafa çekerse. Bir kere daha söyleyeyim. Erdoğan gerek fiziki olarak gerek de zihni muhakeme yeteneğini yitirmiş durumda. Yani fiziken de güçlü değil zihnen de belli konularda artık eskisi gibi diri, eskisi gibi aktif, eskisi gibi böyle polemikler içerisinde bir kampanya yürütecek, cevap verecek filan falan noktada değil. Ve çevresindeki ekip onu ayakta tutuyor. Fiziken de ayakta tutuyor. İşte zihnen önüne koydukları kağıtlarla falan bir şey yapmasını say yapıyorlar. Attık, at, onun adına attı, atılan tweetlerle vesaire. Bakalım ne olacak? Yani bu insanın bu koşullarda nasıl bir seçim kampanyası yapacağı tam yani her ne kadar prompterdan mitingler yapsa da merak konusu. Eski tempoda, eski yoğunlukta bir seçim kampanyası yapabileceğini zannetmiyorum ama Erdoğan etrafında hep Erdoğan Erdoğan diyoruz ama Erdoğan etrafında kopan fırtına da Erdoğan çok gelişmelerin farkında değil. Yani eğer bağımsız bir heyet e, onu alıp yani müşahede altına alıp baksaydı e, bir iş göremez raporu çıkardı, çıkabilirdi Cumhurbaşkanlığı konusunda. Covid-19 izinleri uzatılmış hükümlülerin içeride o kadar insan eza cefa çekerken bir sürü insanı dışarı göndermişler ama bir sürü insanı Covid'den dolayı dışarı gönderdiler ama Covid falan meselesi de dünyada şu anda çok kalmadı. Kısıtlamalar da büyük ölçüde kaldırıldı. Ama enteresan olan şeyi AKP Grup Başkan Vekili satır arasında vermiş. Diyor ki izinli çıkanların 20 bini suç işleyip geri döndü. Suç işleme şüphesi olmayan insanları içeride çürütüyorsunuz. Hele özellikle hamile kadınlar, 80-90 yaşında insanlar. Ama keyfi, işte suça bulaşmış, eşini bıçaklamış, cinayet işlemiş, ne bileyim hırsızlık yapmış. Neyse insanları salı verdiğiniz Covid bahanesiyle. Onlar, onlardan da 20 bini, 20 bin, 20'si değil, 200'ü değil, 20 bini suç işleyip geri dönmüş yani. O arada da Free Osman Kavala. Kavala, Osman Kavala BBC'ye konuşmuş, enteresan bir şey söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğum için hiçbir Batı ülkesi beni özgürlüğüme kavuşturmak için pazarlığa girmez diyor. Fakat daha önemli tespit ikinci cümlede öyle anlaşılıyor ki seçimlere kadar olan süreçte baskıcı politikalar artarak devam edecek. Kavala okuyor gelişmeleri dışarıdaki medya mahallesi maalesef okumaktan aciz. Konuyu genel ahlak işte aman Kürtçe şarkıcıya engel falan işte geçen bir tanesi demiş ya Aynur Doğan'a yasak konulmasını anlıyorum ama filancaya niye yasak konuldu ki? Yani Kürt şarkıcıya yasak koyabilir bu devlet fakat yani orada amaç şarkıcıyı şarkıyı konseri yasaklamak değil. Kürtlere karşı bir hazımsızlık var ama onun dışında her şey serbest demeye getiriyor. O kadar da fikirleri, zihinleri bulanmış bu insanlar, bu insanların özellikle isim vermiyorum değmez yani alıp da onların isimlerini bir yere koymaya, onlara böyle bir paye vermeye. Baskın oran paylaşmış. Sarı öküzü vermeyecektik diyor. Ragıp Zarakoğlu'nun emekli maaşına el konulmuş efendim. Ragıp Zarakoğlu yıllardır İsveç'te yaşayan İsveç, İsveç vatandaşı birisi üstelik yani. Ve 2011 yılındaki bir soruşturmanın devamında yani hala 2011 yılda yılında içeride zannediyorum 5 ay kadar yatmıştı. Diyor ki baskın oran, Hukuku kanuna bile aykırı olan bu el koyma daha önce Gülen'in emekli maaşına ardından Candündar'ın malına mülküne el konulduğunda gık çıkarılmaması sayesinde mümkün oldu. Şimdi böyle deyince yani bir taraftan ya da yani bir tarafı tuttuğum için veya bir taraf mağdur oldu bir tarafında ismi geçti falan diye değil. Hepsi yanlıştır. Fethullah Gülen'in emekli maaşına el konmasına da Can Dündar'ın malına mülküne çökülmesine de Ragıp Zarakoğlu'nun emekli maaşına el konulmasına da karşı çıkacaksınız. Çünkü bu temel bir haktır. Ne olursa olsun o senin vatandaşını ve emekli maaşına çökemezsin. Emekli maaşını iptal edemezsin ne olursa olsun. Ama... Aynı mahalleden olmadığınız için, görüşlerine katılmadığınız için, haz için Ragıp Zarakoğlu'nun emekli maaşına el konulurken hayır demeyince yarın sizin maaşınıza da el konulabilir. Kastettiğimiz bu. Fakat bu kişiler de birbirlerine sahip çıkmadılar ki. Ben hatırlamıyorum Fethullah Gülen Ragıp Zar Zar Zarakoğlu'na bir şey olurken bir şey dediğini. Aynı şekilde Ragıp Zarakoğlu da Gülen'e bir şey olduğunda bir şey dediğini. İşte bu hazımsızlıktan çıkmamız gerekiyor çünkü hepsini buluyor sonuçta olay. Poğaçalar 4 TL. Fakat burada dikkat çeken şu, ekonomik meselelere geldik. Dünkü poğaçalar 2 TL. Altında da görüyorsunuz. Dünkü poğaçalar diye bir olay da girdi artık literatüre. O arada TRT bandrol ücretlerine zam yapılmış. Cep telefonu, televizyon, video kameralar şunlar bunlar. Bir gün ülke normale dönerse bunlardan bandrol olmadığını, alınmadığını, TRT'nin TRT ücreti falan diye kesilmediği falan bir ülke olursa diyebilirsiniz ki Türkiye normale dönmeye başladı. Bir de içki falan alkolde de işte vergiler gelmiş. E, onunla da ilgili e, paylaşımlar var. İşte ÖTV falan artırılmış, artırılmış içki ücretlerinde, sigara ücretlerinde neyse falan. Orada da diyorlar ki işte seküler yaşama müdahale. Ya seküler yaşama müdahale falan yok. Çıkın buradan. Çıkın bu kutuplaşmadan. Ya yani doğru analiz yapın yani. Başta da söyledim. Olayın Türkü Türkü Kürdü yok. Olayın seküleri dindarı falan da yok. Ya her şeye zam yapıyorlar yapabilecekleri. Yani yoklama kaçaklarına bedelli imkanı getirdiler. biraz evvel işte bandrol ücretlerini artırdılar. enak ölçümlerine göre enflasyon ...2022'de %200'ü geçecek diyor. Hemen her anlamda paraya ihtiyaçları var. Gelirleri artırmaya ihtiyaçları var. Yapabilecekleri her şeye zam yapıyorlar. Yani başta söylediğim gibi... ...sanki bir Kürt veya Kürtçe şarkı şarkıcı yasaklansa... ...tamam anlayacağız diyeceğiz ki Kürtlere dönük bir harekat var. Burada da e, sadece alkollü içeceklere... ...alkollü içecek demek de yanlış bir kelime... ...içkilere ve sigaraya falan vergilerine bir zam yapılıyorsa, diğer her şey sabit tutuluyorsa orada da diyeceksiniz ki diyebilirsiniz ki seküler yaşama müdahale. Olayın seküleri vesairesi yok. Evet. İngiltere'de e, yani Maliye Bakanı yurttaşlarımızın yanındayız diye bir dizi önlem açıkladı. Mesela bu önlem paketi şöyle. E, herkese 400 pound yakıt desteği verecekler daha zor durumda olanlara 600 pound, emeklilere veya işte bedensel engeli olanlara falan diye çeşitlendirildi. Bir takım tedbirleri, bir takım tedbirleri, bir takım hükümetler alıyor ve sizin de bunu almanız lazım. Yine marketlerle ilgili burada enteresan bir ilan getirdim size. İngiltere'de, Amerika'da da öyle zannediyorum. Böyle bir rekabet yasası, rekabetçilik veya rekabeti engelleme falan gibi konularda işte firmaların birbirlerine dönük reklamlarda birbirlerini kullanması gibi konularda bir yasak yok. Yani bu ilanda şu diyor. Aynı diyor alışveriş paketini Tesco'da İngiltere'de Tesco çok yaygın bir marketler zinciri 24 pound'a diyor yapıyorsunuz aynı alışverişi. Ben diyor aynı sepeti size 16 poundda satıyorum diyor Aldi. Böylelikle de Tesco ile kendisini kıyaslıyor. Tesco da diyor bu alışveriş sepeti 24 lira bende 16 lira diyor. Yani bir anlamda. Lira derken hani pound. Türkiye'de belki siz marketlerle zabıtayı karşı karşıya getireceğinize bu rekabet yasasındaki gerçekten gereksiz serbest, serbest piyasada falan da kimi görüşlere göre yakışmayan şeyi kaldırır ve firmaların veya marketlerin bu şekilde rekabet etmesini sağlayabilirsiniz. Güzel olur. Yani mesela Hangi market zinciri var ki bilmiyorum. BİM mi var? Migros mu var hala? Mesela Migros bir ilan verir der ki işte Bim'de şu kadara dolduracağınız şeyi alışveriş sepetini ben bu kadara size satıyorum falan diyebilir. İlan aynen öyle yani. Evet. Bu bir bu bir yöntem. Ya yani gerçekten hesaba katın çünkü yalan söylüyorlar. Bakın bin yıllık gazeteci Yavuz Donat ki artık gazeteci demeye de. Dilim varmıyor. 80 yaşına gelmiş her neyse. Kapadokya'yı gezmiş. Mutlu hayatlar diyor. Yani bak otelciler çalıştıracak bahçıvan bulamıyor. Ara eraman sıkıntısı yaşanıyor. Köylü hayvanını güdecek çoban arıyor. Bölgede işsizlik sıfır. Böyle size yalanlar anlatıyorlar. Elbette belki bir iki kişiyle görüştü ve o, o görüştüğü kişi kendi açısından, kendi bakış açısıyla bir şey anlatıyor olabilir. Fakat arkadaş ee, bunu sen bunu genellemeye ülkede işsizlik de yok, ara eleman sıkıntısı yaşıyor falan gibi bir şey yapmana gerek yok ki. Orada Ukrayna haberlerini unuttunuz. Böyle artık küçücük kibrit kutusu kadar bile haber olmuyor. Dombası ağır bombardıman vesaire. En son Sanamarin Finlandiya'nın başbakanı Kiev'de Zelenski ile görüştü ve e, görüşleri son derece enteresan. Avrupa için bir dönüm noktası diyor. Rusya'ya olan güvenin nesiller boyu geri gelmeyecek şekilde kaybolduğunu söylüyor Sanna Marin. Ukrayna haberleri bir türlü gündeme gelmiyor, konuşulmuyor, çok önemli. Ben her gün her saat BBC'de en az 10-15 dakika onu Ukrayna haberi dinliyorum. Gazetelerde tam sayfa, iki sayfa o haberleri okuyorum. Ama Türkiye medyasında yok ya da yok denecek kadar az tartışılmıyor televizyonlarda. Ama işte böyle bir kayıkçı kavgasıdır gidiyor. Bu şekilde insanlar bir gaz lambası altında ee, geleceklerinden emin olmayacak ee, ve güvenlikleri sıfır, bırak geleceği, yarınlarını bile bilmeden, yarın ne olacağını, ne yaşanacağını dahi bilmeden hayat sürüyorlar Ukrayna'da. Orada Goodfellas'ın e, Ray Liotta'sı 67 yaşında hayatını kaybetmiş. Goodfellas sonrasında çektiği filmlerle çok göz dolduramadı ama Goodfellas herkesin seyretmesi gereken filmlerden biridir. Kraliçe Elizabeth İngiltere'de 70. Platinum jübileye hazırlanıyor. Sinemalarda 1 Haziran'dan itibaren Notting Hill'in yönetmeninden bir Elizabeth portresi yayınlanmaya başlanacak. Ve görülmemiş resimleri falan da dolaşıma girdi. Bu resimde Elizabeth 1940'ta 14 yaşındayken babası Kral George'la görülüyor. Sandalyesi geriye doğru düşmüş Kral George. veliaht Prenses Elizabeth'i kaldırmaya çalışıyor vesaire. Şu haftalarda İngiltere'de fena halde Kraliçe Elizabeth günleri yaşanıyor. 70. yıl dile kolay. Kraliçe Elizabeth tahta çıktığında benim annem bir yaşındaydı. Böyle diyeyim başka bir şey demeyeyim. Teksas'la yavaş yavaş bağlayalım. Teksas'ta 21 kişinin hayatını kaybettiği ilkokul baskını elbette silahlanmayı, Amerika'daki silahlanmayı e, silahlanma tartışmasını ayuka çıkardı. Cumhuriyetçiler, Demokratlar, şu bu vesaire. Bu resimde gördüğünüz işaretlenmiş öğrenciler hayatını kaybetti. Yine bu resimde gördüğünüz kadın hayatını kaybetti. Öğretmendi aynı ilkokulda. Onun kocası da acıya dayanamamış ve e, ölmüş. E, e, bu fotoğrafta da işte eşini anmaya giderken e, ölmeden birkaç saat önce çekilmiş bu fotoğraf. Sivil silahlanmanın en yüksek olduğu 10 ülke içerisinde ilk sırada, yani her 100 kişiye 120 silah düşüyor Amerika'da. Silah sebepli ölümler ağırlıklı olarak 2020 yılında yaklaşık 45 bin kişi hayatını kaybetmiş intihar ve cinayet olaylarında. Bu da son yıllarda Amerika'nın eyaletlerinde yaşanan ölümlü olayları gösteriyor. Hemen her eyalette bir vaka var. E, yüzdelik olarak e, silahlı saldırı sonucu ölümlerin tüm cinayetleri oranına bakıldığında Amerika gene zirvede Birleşik Krallık'ta yüzde dörtken Amerika'da olay aşağı yukarı yüzde seksen Birleşik Krallık'ta niye öyle çünkü Birleşik Krallık'ta silahlanma yok Birleşik Krallık'ta antiparantez polislerin dahi silah taşı, polisler dahi silah taşımıyorlar e, ve burada silah sahibi olmak silah taşımak çok 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 özel e, yetkilerle falan insanlara verilen bir şey 1991'den beri Amerika'da gerçekleştirilen en kaldırılı kanlı silahlı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayıları, sayıları sıralanmış. Tekrar ilk 3'e bile ilk 4'e bile girmiyor. Çok sayıda vaka var. Amerikalılar silah yasalarına karşı değişsin diyorlar. Özellikle %60-70 gibi bütün yayınları takip ediyorum. %60-70 oranında silahlanmaya karşılar ama küçük bir azınlık silah lobileriyle birlikte bu işi orada tutuyor. Amerika'nın kuruluşu, kuruluş genleriyle. Amerika'nın kurucu babalarının işte kurduğu sistemle alakalı bir şey. Bunu değiştirmek de hayli güç bırakın tabancayı vesaire yani otomatik silahlar satılıyor peynir ekmek gibi yani enteresan bir şey eyaletlerde hangi eyalette hangi sınırlama var bilmiyorum ama belli eyaletlerde 21 yaşın altında alkol içecek bile alamıyorsunuz ama belli eyaletlerde 18 yaşında belli eyaletlerde 14 yaşına kadar düşmüş silah alabiliyorsunuz ruhsat falan yok hak getire e, ve otomatik silah alabiliyorsunuz ki zaten Teksas'taki olayda bir otomatik silahla tarama masum çocukları hadisesi var Amerikalılar zaten tamamen silahsızlanalım, bu iş kalksın falan demiyor. Sadece bu işe bir denetim getirirsin diyor. Ama denetim getirilmesinin önünde de çok güçlü lobiler var. Evet, silah hakkı harcamaları, silah kontrolü harcamaları. Evet, filmlere konu olmuş, belgesellere konu olmuş, bir türlü çözülememiş bir konudur bu ee, konu. Bakalım iş nereye gidecek. Ben de takip ediyorum. Ama bugün bu çağda gerçekten Amerika'ya ee, yakışmayan bir şey. Ee, bu silahlar yani bu bu silahlanmanın sonucu olarak 2020'de 45 bin kişi hayatını kaybetmiş. Amerika Amerika kurulduğundan bu yana e, bu tarz olaylarda hayatını kaybeden cinayet, intihar vesaire milyonlarca ve bu Amerika'nın savaşlarda kaybettiği asker insan sayısından daha fazla biliyor musunuz? Evet. Diyelim ve bir yayın daha böyle böylelikle noktalayalım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.